Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün elimde tuttuğum e, bu güzel saç bandamızı çalışacağız. Bandamızın yapımı çok kolay. İki renkten iki farklı renkten zincir ve sık iğnelerle oluşan e, örgümüzü tamamladıktan sonra birbirlerinin içerisinden geçirerek bu şekilde güzel bir bandanaya ulaşıyoruz. Bandanamızı istediğimiz kalınlıkta ve istediğimiz uzunlukta yapabiliriz. Buradaki zincir sayısını fazla çek çektiğimiz zaman içine sık iğneleri de fazla olacaktır tabi o zaman kalınlığımız da artacaktır Evet e, şimdi e, uç kısmını ben bağcık olarak e, kendi ipinden e, zincirlerimi çekerek uç kısmına şu şekilde monte ederek geçirdim e, Dilerseniz düğme ile Dilerseniz lastiklerle çalışabilirsiniz. Bu halkanın içinden bir tanesini lastik takıp diğer tarafa da düğme diktiğiniz zaman çok güzel sonuçlar olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek başlıyorum. Bir tane düğümümü attım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın başını 1 2 3 3 defa doluyorum ve birinci zincirin içerisine gelerek tığımın ucunu girdiriyorum ilmeğimi geçiriyorum ilk önce geçirmiş olduğum ilmeği tek olarak örüyorum 1 daha sonra doladığımı örüyorum 2 doladığımı örüyorum 3 doladığımı örüyorum 4 son olarak kapatıyorum 5 5 defa da çekerek kapadım tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını 1 2 3 defa doluyorum. Birleşme noktasındaki şu ilmeğimizin her ikisinden şöylece giriyorum. İpimi geçiriyorum. Önce geçirmiş olduğum ipi tek olarak örüyorum. Daha sonra doladığım iplerimi birer birer örüyorum. 1 bir. İlk iki saydığımız zaman 2 oluyor. 3 4 5 defa da kapatıyoruz ve böyle iri iri zincirler görüntüsü ortaya çıkıyor tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 3 defa doluyorum ve buradaki birleşme noktasına şöyle yandan giriyorum tığımın her ikisini de şöylece alıyorum ve ipimi geçiriyorum ilk önce 1 2 3 sırasıyla doladıklarımı çekiyorum. Şöyle biraz da rahatlatıyorum. 4 5 dengenin kurulmasını sağlıyorum. Bakınız burayı esnettiğim zaman dengemiz kuruluyor ve eşit oluyor. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Zincirimi çektim. 1 2 3. Yandan giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1 örüyorum 2 3 şöyle biraz rahatlatıyorum 4 ve 5 5 de kapatıyorum ve böylece dilediğim uzunluk ölçüsü gelene kadar sanki iri iri e, zincirmiş gibi örüyoruz. Böyle yuvalarımızı hazırlıyoruz biraz daha ekleyelim şu an 4 tane oldu biraz daha ekleyelim daha sonrasında yeniden görüşelim. Evet, epeyce büyüttüm. Şöyle bakalım kaç tane olduğuna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane şu şekilde halkamız oldu. Şimdi en son kapattıktan sonrasında bu tarafa doğru örmeye başlıyorum bir tane zincirimi çekip burayı bağlıyorum. Yuvanın içerisine girip sık iğneler örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğnemi şu şekilde ördüm. Bakın gayet hoş oldu. Zincir çekmeden yanındaki yuvayı aynı şekilde sık iğne ile doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıkıştırıyorum. 9 ve 10 10 tane sık iğnemi ördüm. Yine araya zincir çekmeden hemen diğer yuvamın içerisine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi örerek geldim. Şimdi uç noktaya kadar onar onar sık iğnemizi araya zincir çekmeden örerek tamamlayalım. Zincirlerimizin tamamını onar sık iğne ile doldurdum ve en son uç kısmımızdayız. Şimdi diğer tarafa da yine aynı şekilde 10 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle sıkıştırıyorum elimle. 8, 9 ve 10 tane sık iğnemi ördüm. Araya zincir çekmeden diğer zincirimin içerisine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle düzeltelim, 8, 9 ve 10 onar sık iğne uç noktaya kadar karşılıklı örerek tamamlayalım. Son sık iğnemi de örerek geldim. Başlangıçtaki ilk sık iğnemi diğer tarafın tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin arasından ipimi geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi çekerek sabitliyorum. İpimizi burada keserek kırmızı rengimizi tamamlıyoruz. İçeriye şöyle gizleyelim birkaç sık iğne içten götürerek ipimizi buradan da keselim aynı sayıda aynı ölçüde bir farklı renk daha örelim ve sonrasında her ikisini birbirinin içerisinden kenetleyelim Kırmızımın yanına beyaz ipimle de aynı ölçülerde ördüm. Şimdi birbirleri içerisinden geçirmeye başlıyorum. Alttan kırmızımı beyazımın içerisinden geçirdim. Şu şekilde. Daha sonrasında beyazımı kırmızımın içerisinden geçiriyorum ikinci sıra için. Hemen Şimdi kırmızı rengimi beyazımın içerisinden geçiriyorum. Hemen sıradakine giriyorum. Beyazımı hemen sıradakine girdiriyorum. Rahat çekelim. Son dakika düzeltmesini yapabiliriz. Bakın zaten kendisi düzelmekte. Sırası ile şimdi beyazımı geçirdim en son şimdi kırmızı mı geçiriyorum tekrar beyazımızı kırmızımızın içerisinden üstteki rengimizi, alttakinin içerisinden geçirerek sırası ile uç noktaya kadar ulaşıyoruz üsttekini alttakinin içerisinden hiç zincir atlamadan birbiri içerisinden geçirerek tamamlayalım. Üstteki tekrar üstteki şöyle görelim bakınız. uç noktaya kadar devam ediyorum. Geçiyorum yine. Tekrar. Son olarak geçtik ve tamamladık. Evet şöyle görelim. Gayet güzel oldu. Hemen ucuna ya lastik takalım ya da baş büyüklüğünde ördüysek düğmelerimizin bir tanesini düğme bir tanesini de ilk olarak kullanalım. Ben zincir çekerek uzatmak istiyorum. İpimi iki kat yaptım. Şu uç kısmına giriyorum. Buraya lastik de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İki kat yapmış olduğum ipimle şöyle bir düğümü atıyorum. Ve başlıyorum örmeye. Bir, iki, Uzunluk ne kadarsa baş çevresine kaplayacak kadar zincirimizi çekelim. Tabii daha uzun yapıp düğme ilik çalışması yapılabilir, lastik çalışması yapılabilir. Tamamen zevkimize göre her türlü çalışmamızı şekillendirebilirsiniz yeterli keselim ipimizi sıkıştıralım ve içeriye gizleyelim diğer tarafı da aynı şekilde örelim kırmızımdan alıyorum düğümümü attım geçiyorum ve çekmeye başlıyorum zincirimi hem başlangıç hem bitiş iplerini iç kısma gizleyelim Başlangıç ipimi, beyazımı alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Tekrar kırmızıma geçerek buraya kilitliyorum. Bir tane zincirimi çektim. Evet, şimdi kalan ipimizi de iç kısma yedirelim. Saç bandımızı bu şekilde tamamladık. Dilediğiniz renklerle çalışmamızı sizler de yapabilirsiniz. Evet. bir çalışmamızın da yine sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.